Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bugün aslında merak edilen önemli bir konuyu konuşacağız. Tüp bebek tedavisinin aşamaları ve bu aşamalarda neler yapıldı? Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş buldum Esra. Başlayacağız sohbetimize ancak öncelikle iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Bugün gerçekten birlikte konuşacağımız çok güzel bir konu önerdiniz bize. Tüp bebek tedavisinin aşamaları. Aslında biz gazeteciler hep tüp bebeği konuşuyoruz ama bu aşamaları konusunu bazen es geçtiğimiz oluyor. Evet. Ama hastaların da en çok size soru yönelttikleri herhalde bölüm budur. Buraya geleceğiz. Ancak bize öncelikle bir tüp bebeğin tanımını yapar mısınız? Tüp bebek tedavisini kimlere öneriyorsunuz? Tüp bebek tedavisi aslında çocuk sahibi olamayan her çiftin uygulayabileceği bir tedavi yöntemi. Ancak yine de direkt tüp bebek yerine daha öncesinde uygulayabileceğimiz daha basit ve kolay yöntemlerle başlıyoruz. Ama öyle bir noktaya geliyoruz ki artık o yöntemlerle yol alamıyorsak, gebelik elde edemiyorsak tüp bebek tedavisine yöneliyoruz. Ve yine bir takım hasta gruplarında aslında teşhis konur konmaz direkt tüp bebek tedavisi kararı verdiğimiz hasta grupları da var ki bunlar tüpleri kapalı bayanlar. Birinci planda ki ilk tüp bebek tedavisi 1978 yılında böyle bir bayana yapılmış İngiltere'de. İki tüpünün de çalışmadığı kapalı olan bir bayana tüp bebek tedavisi yapılarak başlanıyor. Ve yaklaşık 30'a yakın denemenin sonunda gebelik elde ediliyor. Tabii şu an teknoloji ve bizim bilgi ve tecrübelerimiz çok gelişti. Artık çok daha rahat gebe kalınabilecek teknoloji ve ilaçlarla, tedavi yöntemleriyle, ön hazırlıklarıyla artık tüp bebek tedavisinin gelebileceği en üst limite yaklaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü her ne olursa olsun hiçbir zaman tüp bebek tedavisinde %100 gibi bir başarı olmayacağını biz fizyolojik olarak biliyoruz. Ama ne kadar üst limite yaklaştık dersek, şu an artık nüanslarla böyle özellikle hasta konforunu, hastanın tedaviye uyumunu artıracak son çalışmalar artık hep bu yönde yapılmaya başlandı. Şimdi tüp bebek tedavisi kabaca kadın yumurtasıyla erkek sperminin vücut dışında bir ortamda ki laboratuvar ortamıdır bu. Bir araya getirilerek ve mikroenjeksiyon dediğimiz yöntemle sadece spermin genomu taşıyan baş kısmının yumurtanın içine bırakılmasıyla başlayan bir süreçle olduğunu biliyoruz. Bu sürecin sonunda dönlenme dediğimiz işlem oluşuyor. Dönlenmeden sonra da 5 gün kadar bazen 6 gün kadar bu embriyo dediğimiz yeni yapıyı takip ediyoruz. Ve 6. günün 5. günün sonunda gebelik potansiyeli yüksek olan, bize gebelik getirme şansı yüksek olan embriyolar ortaya çıkıyor ve bunların artık anne rahmine transferi ki bu da son aşamadır. Bu olayın bütününü gördüğümüzde süreç yaklaşık bir 20 gün kadar bir zaman alıyor. Bu 20 gün içinde hastamızın birazdan bahsedeceğimiz aşamalar nerede kaç gün ve hastanın kaç defa doktora, merkeze gelip gideceği, kaç defa kan vereceği, kaç defa kontrole gireceği gibi süreçleri şimdi birazdan anlatacağız. Bütün bunlar bittiğinde hastamızın 10 gün gibi bir bekleme süresi sonunda bebeğin tutunup tutunmadığında anlaşıldığı evre var ki toplamda yaklaşık 20 gün, 1 ay sonra mutlu haberi vermiş aslında oluyoruz. Aslında o bekleme süresi de en heyecan verici ve en geçmek bilmeyen zamandır. Çünkü umutla bekliyorlar. Bir türlü de zaman geçmek bilmiyor. Şimdi ben aşamalara gelmeden önce en baştan konuşacağım. Tabii. Tüp bebek tedavisine uygun gördüğünüz bir hastayı ele alalım. Böyle bir durumda mesela kadının kullandığı bir takım ilaçlar varsa bırakılması gerekli ilaçlar var mıdır? Tabii. Ya da tüp bebek tedavisi öncesinde özellikle verdiğiniz ilaçlar var mıdır? Beslenme olsun, uyku düzeni olsun, stres olsun. Bu en daha başlayacak kadınlara tüp bebek tedavisine önerileriniz neler oluyor?
Şimdi tüp bebek tedavisine karar verdik ve bunu hastayla karşılıklı çiftle konuştuk ve yüzleştik. Veya kendisi tüp bebek yapmaya karar verdi. Artık diğer yollardan yol alamadı, gebelik elde edemedi. Bir kere hastalar, çiftler kesinlikle çok ciddi bir yıkıma uğruyor. Neden? Çünkü süreci tam bilmiyorlar. Herkese de soramıyorlar. Ancak doktora gelip sormak durumundalar. Ve bize gelip süreci anlattığımızda ya da tedavi bittiğinde çoğu hastadan ben şu cümleyi çok duyduğumu hatırlıyorum. Ya bu kadar kolay olduğunu tahmin etmiyordum. Yani gözlerinde çok büyük bir meşakkat, çok büyük bir zorluk gibi görüyorlar. O sebepten şu programın belki en büyük faydası bu olacak. Hiç tüp bebekle tanışmamış ve tüp bebek yapılma aşamasına gelmiş bir çift adımını ilk merkezden atacağı güne kadar çok ciddi bir stres altında geliyor bize. Çok iğne yapılacak, çok tedaviye gelecek, günlük gelip gideceğini zannederek, işte işinden, gücünden olacağını düşünerek, yapılacak iğnelerin çok acı vereceğini düşünerek, işlemlerin çok acılı, ağrılı olacağını düşünerekten çok korkarak geliyorlar. Ama biz tabii ki hekimli olarak şu an en büyük amacımız insanların bu zor süreci en konforlu, en rahat şekilde geçirmeleri için varız. Ve bunu sağladığımız ölçüde de başarımızın arttığını görüyoruz. Çünkü stresin de kısırlık üzerinde, çocuk sahibi olma üzerinde, yumurtlama üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri olduğunu biz biliyoruz. O yüzden kişinin, artık hasta bile demek istemiyorum çünkü çoğu zaman bir hastalık da olmayabiliyor. Yani çocuk sahibi olamayan çiftlerin bir kısmında hiçbir sorun bulamayabiliyoruz. Yani bir hastalık ya da hasta tanımı dahi yapmamız doğru bile değil. Bu çiftlerin ilk konuşmamız yaklaşık bir saate yakın sürüyor bu ilk görüşme. Daha önce yapılan tahlilleri, tetkikleri, muayeneleri irdeleniyor. Didik didik arıyoruz, bir herhangi bir ipucu var mı? Sonrasında ilk muayenesi. Hastanın kilosu, boyu, kilo vermesi mi gerekiyor? Sigara mı içiyor? Dediğiniz gibi başka bir hastalığa bağlı bir ilaç kullanıyor da o acaba dolaylı yoldan çocuk sahibi olmasına mı etki ediyor? Ya da bizim kullanacağımız yeni tedavi yöntemlerinde daha önce kullana geldiği bir ilacın olumsuz bir etkisi mi var? Bununla ilgili belki diğer doktoruyla bizim irtibata geçmemiz gerekecek durumlar olabiliyor. O yüzden biz hastanın her ayrıntısını tek tek sorarız. Daha önceki tedavi ayrıntılarını not ederiz. Bunlarla ilgili yeni yapacağımız tedavi planında ona en başarıya gidecek kestirme yolu ilk seferde verebilmek adına bu ayrıntılara sahip olmak isteriz. Peki şimdi tüp bebek tedavisine bunları yaptınız. Hasta sizin önerilerinizi dikkate aldı ve geldi. Şimdi herhalde tüp bebek tedavisinin ilk aşamasında yumurtaların uyarılması aşaması mı oluyor? Evet. Ne yapıyorsunuz aşamada? Şimdi yumurtalık doğal olarak kendiliğinden çalışan bir organ. Vücuttaki hormon dengesi içinde her ay bir sağlıklı bayan bir tane yumurta üretiyor. Bu üretilen yumurta aslında 20, 30, 40 tane, 50 tane yumurtanın içinden bir tanesi. Ve biz öyle bir amacımız var ki, biz istiyoruz ki bu hastadan biz alabileceğimiz maksimum yumurtayı alalım. Neden? Çünkü bir yumurtanın iyi çıkıp çıkmayacağını, döllenip döllenmeyeceğini, embriyo oluşup oluşmayacağını ve oluşan embriyonun ne kadar sağlıklı gelişeceğini baştan bilemeyiz. Bu sebepten 10-20'ye yakın, 15'e yakın, 20'ye yakın yumurtayı elde etmek isteriz ki her bir şansı, her bir yumurtanın ayrı bir şansı vardır. Çünkü her yumurta iyi gelişmeyebilir. Bazı yumurtalar döllenmeyebilir. Bu sebeple biz yumurtalı uyarmamız gerekir. Uyarmadığımız takdirde mevcut sistem bize bir yumurta verecektir. Yumurtanın uyarılması iki ana ilaçla, bir tanesi iğne dediğimiz tedavilerle, bazı hasta gruplarında da haplı tedavi dediğimiz, daha doğala yakın, hani az yumurtası olan hastalarda kullandığımız ikinci bir tedavi yöntemi. Bunlarla yaklaşık 9, 10, 11 gün kadar süre içinde uyarılma işlemi yaparız. Ki doğal fizyolojide de böyledir. Yani normal bir kadının yumurtlama günü işte 13 ile 17. gün arasıdır. İşte biz de adetin 3. günü, 2. günü başladığımız için 11 gün, 12 gün civarında uyarı veririz ve yumurtalar aynı doğalda olduğu gibi, fizyolojide olduğu gibi çatlama aşamasına gelir. Bu kısım yumurtalığın uyarılma aşamasıdır. Sonra toplama aşamasına mı geliyorsunuz? Sonra toplama aşamasına geliyoruz. Nasıl toplanıyor? Mesela bu da herhalde çok merak edilen bir şey. Yumurtaların toplanması ağrılı acılı bir işlem midir? Anestezi gerekir mi? Ağrılı ve acılı bir işlemdir. Ama hastanın ağrı ve acı duymaması için biz anestezi veririz. Ve bu anestezi büyük bir ameliyat anestezisi gibi değildir. Yani bizim halk arasında narkoz dediğimiz, İşte atıyorum bir sezeryen ameliyatı, bir safra kesesi ameliyatı gibi ciddi bir anestezi değildir. Bunlar sedatif ilaçlar dediğimiz, daha yumuşak, hemen ayağa kalkabileceği, hemen bir şeyler yiyebileceği,
Çünkü ciddi bir anestezi aldığında o gece hastayı yatırmamız gerekir. Evine gönderemeyiz. 7-8 saat yemek yediremeyiz, su içiremeyiz. Oysa bizim işlemlerimiz daha sedasyon dediğimiz uyumayla uyanıklık arası ama hiçbir acını duymayacağı basit bir işlemler aslında. Ne kadar sürer? 10 dakika ile 20 dakika arası sürer. Çıkacak olan yumurtanın sayısıyla ilgilidir bu. Hı hı. Genelde de biz işte hedefimiz bahsettiğim gibi 10 ile 20 arası yumurta almaktır her zaman için. Bunu görüntüleme eşliğinde herhalde tabii alıyorsunuz ki, değil mi? Çünkü yumurtalıklar karın içinde. Evet. Ama biz tabii ki karın dışındayız. Karını açmıyoruz tabii. Hastanın. Bir ameliyat yapmıyoruz. Vajinal yoldan ultrason eşliğinde ultrasona entegre edilmiş yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir iğne ile ve iğnenin ucu bizim elimizde olmak şartıyla ultrasonu yönlendirerek tam yumurtayı karşımıza aldıktan sonra birkaç santim içeri ittiğimizde tam yumurtanın içine girmekte. Peki merak edilen de bir şey vardır. Bu yumurtaların toplanma işlemi sırasında bir takım komplikasyonlar olabilir mi? Olabilir. Mesela nedir bunlar? Damar yaralanması olabilir. Hı hı. Şimdi biz tabii ki artık tecrübeyle yılların evet. içinde artık belli tabii ki teknikler kullanılarak bunlar sıfıra yakın yani çok az oranla gördüğümüz komplikasyonlar. Ama bu ihtimal içinde midir? Evet ihtimal içindedir. Bununla ilgili tabii ki ekibin tecrübesi. Çünkü hı hı. bu işi ben tek başıma yapmıyorum. Bir ameliyathane hemşiresiyle beraber işlem içindeyiz. Gözlem altında, anestezi doktoru yanımızda, başucumuzda. Artık tabii ki binlerce kez yapılan bir işlem. Ama sıfıra yakın oranda bir komplikasyon olduğunun bilinmesini isteriz. Buna rağmen tabii ki birkaç hastada kanama gibi bizim ama ameliyatta olmasa da cerrahi olarak olmasa da müdahale ettiğimiz serum takarak bekleyerek rahatlayacak basit komplikasyonlar. Peki bu yumurtaların toplanma işlemi sırasında bazı yumurtaların hasar gördüğü de olabilir mi? Şöyle anlatayım. Yumurtanın ne olduğunu kabaca anlatalım. Yumurta 100 mikron çapında. Yani 1 milimetrenin binde biri. Çok küçük. Çok küçük. Yani biz yumurtalık dediğimiz şeyin içinde aslında yüz binlerce yumurta var. Yüz binlerce. Ama bunun 10 tanesi ya da 20 tanesini biz yaklaşık 2 santim çapa getirtiyoruz. Ve bunun adına kesecik ya da follikül diyoruz. Biz o keseciğe giriyoruz. Yumurtaya girmiyoruz. Çünkü yumurta çok mikron çapında olduğu için aspir ettiğimizde o sıvıyla beraber bir tüpün içine giriyor. O tüpü biz laboratuvara iletiyoruz. Laboratuvar mikroskopun içine bırakıp gözlemliyor ve diyor ki evet yumurta geldi. Derse ki bize burada yumurta gelmedi. Biz tekrar aynı iğne yoluyla sıvı verip tekrar aspir ediyoruz. Yani yıkama işlemi diyoruz buna. Evet. Folikülo keseceğin içinde şişirip tekrar boşaltıyoruz. Ta ki yumurta gelene kadar. Aslında işte tüp bebeğin ekip işi olmasının bir örneği de zaten örneği de bu anlattığınız şeyde yatıyor. Şimdi bundan sonra tabii döllenme aşaması geliyor. Şimdi topladığınız yumurtalar nasıl dölleniyor? Tabii bir de baba adayının eğer hispermi yoksa böyle problemi olan erkekler de oluyor. Tabii ki. Burada süreç nasıl işliyor? Şimdi tabii bir tedaviye başlarken bunlar planlanıyor. Bu erkeğin evet. spermi ne durumda? Hareketi var mı? Hareketi yoksa bir takım ön tedaviler gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki hareketli spermler, dölleme kabiliyeti çok yüksek spermler. Ama kimi özel hastalıklar var ki tamamen hareketsiz spermlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu tür durumlarda hemen üroloji doktorumuza refer ediyoruz hastayı, konsült ediyoruz. O bir takım gerekli ön hazırlıklar yapmak için bizden süre istiyor. Diyor ki bu hastamızın tüp bebek tedavisini bir iki ay erteleyeceğiz. Önce ben erkekle ilgili şu çalışmalar yapacağım, hazırlık yapacağım. Laboratuvara biz bilgi veriyoruz. Diyoruz ki bu hastanın sperm durumu budur. Onlar bazı özel ilaçlar hazırlayarak spermi canlandıran, hareketlendiren maddeler katıyorlar işlem öncesi. Bu hazırlıklar bittikten sonra yaklaşık bizim yumurtayı topladığımızdan 4 ila 6 saat sonra mikro enjeksiyon işlemi yapılıyor. Yumurtanın bir olgunluk süreci var çünkü onu bekliyoruz. Evet. Doğalda da böyle oluyor. Yani biz yumurtayı topladığımızdan yumurta işleme hazır değildir. Onun 3 ila 7 saat kadar bekletilmesi gerekir. Sonra etrafında bir takım hücreler vardır. Bunlar soyulur. Tamamen çıplak bir yumurta elde edildikten sonra spermlerin de seçilme işlemi vardır. Spermlerin seçilme işleminde de birden fazla yol var uygulaya geldiğimiz. Hastaların durumlarına göre. Sperm az mı, çok mu, hareketli mi, hareketsiz mi ya da ameliyatla mı elde edildi? Şimdi spermi sıfır olan bir hastadan bir spermi yumurtalıkların içinden ameliyatla alıyoruz. Buna mikrotese ameliyatı diyoruz. Yine yaklaşık 40 dakika, 1 saat kadar sürebilecek. Çünkü çok hassas, nazik bir organ. Çok kibar bir şekilde, çok nazik evet. bir şekilde davranılması gereken bir organ. Tübül dediğimiz küçük küçük borucukların içinden sperm arayarak hareketli olanları
laboratuvara veririz. Laboratuvarda yumurtalarla bunları birleştirme işlemi yapar. Bu arada son bir dakika içindeyiz. Evet. Konuşmadığımız tabii bir de embriyo transferi, değil mi, aşaması var. Şimdi burada sözü size bırakacağım. Tüp bebeğin çünkü bu artık son aşaması oluyor. Evet. Embriyo transferinde embriyoları nasıl seçiyorsunuz? Kaç yumurta yasal olarak kadının yaşına göre embriyo yerleştirme şansınız var? Embriyo transferi kaçıncı gün, nasıl yapılıyor? Embriyo transferi genelde biz 5. gün tercih ediyoruz. 5. gün transferlerinde başarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü 3. gün ne kadar çok sayıda embriyomuz olursa olsun, 5. güne kadar o 2 gün süreçte hatalı ve sıkıntılı embriyoların yavaş yavaş söndüğünü, hayatta kalanların da çok sağlam olduğunu biliyoruz. 5. güne geldiğimizde hasta 35 yaş altındaysa bir transfer yapma hakkımız var. Ancak bu hasta 2'den fazla deneme daha önce yaptı ve gebelik elde edemediyse 2 transfer hakkımız söz konusu. 35 yaş üzerindeki tüm hastalarda direkt 2 transfer, 2 embriyo transferimiz mümkün. Ve 2 embriyo transferi yaptığımız zaman illaki 2 çocuk olacak diye de bir kayıt yok. Çünkü tutunma işi embriyoya ait bir iş. Her şeyi dört dörtlük olsa bile embriyonun tutunmak için bir aksiyon alması gerekiyor. O yüzden de biz biliyoruz ki 2 tane koysak dahi ancak %20 ikiz gebelik oluşuyor. %80 yine tek gebelik oluşuyor. Son olarak birkaç cümle söyleyebilirsiniz. Programı kapatacağım sizle ilgili bölümü, evet, çünkü. Şu anki en büyük amacım şu hastalara vermek istediğim mesaj. Tüp bebek süreçlerinin zor olduğunu düşünmeden önce gerçekten bu işi bilen ekiplerle konuşarak. Çünkü hasta hastayla konuştuğu zaman hep negatif olan yanını duyuyor. Evet. Ama doktoruyla görüştüğünde ya da iş bittiğinde ancak onun ne kadar konforlu ve rahat bir iş olduğunu anlıyor. Bizlerin zaten amacı hastalarımızın en konforlu, en kolay şekilde bu işlerden sonuç almalarını sağlamaya çalışmaktır. O yüzden bu tür yoğun merkezlerde zaten hastamızın rahat bir şekilde bu işi kolaylıkla halledeceği şekilde çok iyi organizasyonlar sunmak durumundayız. Rahat olsunlar, korkmasınlar. Operatör Doktor Nurettin Türktekin, çok teşekkür ediyorum sağlığım için, her şeyin. Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek köşesinde tüp bebek tedavisinin aşamaları konusunda bilgi verdiniz. Aslında merak edilen bir konuydu. Pek çok kişiyi de, anne adayını da aydınlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa görüş ve katkılarınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.